Ondan ötesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen G20 Enerji Bakanları zirvesinde konuştu. İstanbul'dan ayrıntıları TRT Haber muhabiri Özlem Coşar aktaracak. Evet, İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor bugün. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin enerji bakanları G20 tarihinde ilk kez bir araya geliyor ve toplantıların bugünkü bölümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Oldukça önemli hususlar vardı konuşmasında. Öncelikli olarak bizim G20 olarak dünya ekonomisine yön veren 20 ülkenin liderleri olarak öncelikli konumuz dünya çapında, küresel çapta sürdürülebilir, kalıcı ve güçlü bir büyüme rakamını, büyümeyi yakalamamızdır önemli olan dedi Cumhurbaşkanı burada. Ve bunun içinde özel sektör ve kamu kesiminin işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. Bu alanda yatırımların da önemli olduğunu dile getirdi ve yine burada kamu ve özel sektörün işbirliğine vurgu yaptı. Artık kamunun kıskançlık dönemini geride bırakması gerekiyor diye konuştu burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Enerji güvenliği de Cumhurbaşkanı'nın değindiği önemli konulardan biriydi. Özellikle hem üretici hem tüketici hem de transit ülkelerin, enerjide transit ülkelerin mutlaka işbirliği yapması gerektiğini söyledi güvenliği için ve bu konuda örnekler verdi. Örneğin dedi, bu konuda özellikle Nabucco projesi konusunda bu işbirliği ve diyalog yeterli olarak ortaya konmadığı için Nabucco projesi ne yazık ki hayata geçirilemedi dedi. Ancak bu işbirliğini kurduğumuz zaman tıpkı Trans Anadolu projesinde olduğu gibi enerji alanında, enerji güvenliği alanında önemli işbirliğinin de yapılacağına vurgu yaptı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Buradaki görüşmelerin, enerji bakanları görüşmelerini gün boyunca devam edeceğini belirtelim. Saatler 19'u gösterdiğinde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un basının karşısına geçecek ve soruları cevaplandıracak ve toplantılarda böylece sona erecek. Burada hazırlanacak olan enerji eylem planının Kasım ayında Antalya'da yapılacak olan liderler zirvesine de sunulacağını belirtmekte fayda var. Evet, özetlemek gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da enerji zirvesine katıldı. Henüz toplantının yapıldığı yerden ayrılmış değil. İlerleyen dakikalar da cuma namazı için buradan ayrılmasını bekliyoruz biz Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul'da terör örgütü KCK'ya yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. TRT Haber muhabiri Erkan Turan gelişmeleri takip ediyor. Erkan. Evet, İstanbul'da son dönemlerin en kapsamlı operasyonlarından biri yapıldı. İstanbul geceyi oldukça hareketli geçirdi. Terörle mücadele şube ekipleri ve özel hareket ekipleri gece arkamda gördüğünüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü önde toplandılar. Çünkü çok özel bir operasyon vardı. İstanbul'un tam 28 ilçesinde, hemen hemen İstanbul'un tamamına yakın bölgesinde ve buradan harekete geçtiler. Eş zamanlı olarak harekete geçtiler. Çünkü elde 66 isim vardı, savcının verdiği 66 isim. KCK'ya yönelik, yani terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik bir operasyondu. 66 isim, ki bu iddialarda şöyleydi. Öncelikle terör örgütü adına yargılama yapmak, örgütü adam kazandırmak ve para toplamak gibi iddialar vardı. İşte bu iddialar çerçevesinde 66 isim vardı. O isime yönelik adreslere operasyon yapıldı. 28 ilçede, dediğim gibi İstanbul'un tamamına yakın bölgede özel hareket ekipleri, yine terörle mücadele ekipleri katıldı operasyona. Operasyona havadan da helikopterler destek verdi. Adresler tek tek arandı. Şüpheli isimler öncelikle bulunmaya çalışıldı. Ancak gidilen adreslerde şüpheli durumlar ya da başka isimler varsa onlara da bakıldı. Şu ana kadar 44 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tabii gözaltına alınanlar öncelikle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolüne geçirildi. Şu an 44 kişi gözaltında. Diğer isimlerin yakalanması için de yine Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmalar yapılıyor. Çünkü 66 kişilik bir liste vardı. Tabii İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki önemli konulardan biri de gazeteci Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyla ilgili gelişmelerdi. O konuda da gelişmeler olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz bültenlerde aktarıldığı gibi
4 gözaltı var şu anda. O gözaltındaki kişilerin ifadeleri alınıyor. O gözaltındaki kişilerin bağlantıları araştırılıyor. Öncelikle olay yerine geldikleri kiralık araç, kiralık aracın sahibi olduğu şirket araştırılıyor ve bu kişilerin yine telefon bağlantıları, son yaptıkları görüşmeler ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de tespit ediliyor ve bu olayın arka planı araştırılıyor. Acaba bir azmettirilen var mı? Azmettiren onlar araştırılıyor. Tabii bir başka konu Ahmet Hakan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelip gelmeyeceğiyle ilgili de ortada dolaşan bilgiler var ama bu şu an için net değil. Hem teşhis hem de burada olayı anlatması açısından bekleniyor ama tam olarak bunu teyit edemedik şu an için. Gelip gelmeyeceği net değil. Dediğimiz gibi İstanbul dün geceyi oldukça hareketli geçirdi. Operasyonlar vardı ama İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de hareketli saatler devam ediyor. Söz tekrar Ankara'da. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 Eylül'de Gara bölgesine düzenlediği hava operasyonunun görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Türk jetleri Irak'ın Gara bölgesinde tespit edilen 13 PKK hedefine bomba yağdırıyor. Alınan istihbarat ve bölgede yapılan hava keşfi neticesinde teröristlerin önemli kamp bölgelerinden Gara'ya gerçekleştirilen operasyonda 13 ayrı noktadaki sığınak, barınak ve malzeme depoları tam isabetle imha ediliyor. Operasyona 6 F-16 savaş uçağı katılırken ilk tespitte 19 terörist etkisiz hale getiriliyor. Daha sonra alınan istihbaratlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e çıkıyor. Terör örgütü PKK'nın eylem hazırlığı jandarma ekipleri tarafından önlendi. Diyarbakır'da toprağa gömülü 10 adet el yapımı patlayıcı bulundu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon başlatıldı. Bismil ilçesi Köseli mahallesinde yapılan operasyonda çuval içerisinde ve toprağa gömülü kullanıma hazır 10 adet el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcıların teröristler tarafından kanlı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak'tan Nusaybin'de ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama geldi. Vali Koçak, şehirde terör yandaşları tarafından kurulan hendeklerin temizlenmesi için bu yasak kararının alındığını söyledi. Vatandaşımız kazılan hendeklerden teröristlerin kendilerine reva gördüğü muhabirlerini çok şikayet ettiler. Orada kazılan hendekler sadece İnsanların hayatlarını tehdit etmiyor, onların konut dokunulmazlıklarını ihlal eden faaliyetlerle de birleştiğinde artık dayanılmaz hale geliyor. İnsanların mahremiyetlerini ihlal eden, en temel kamu hizmetlerine erişimlerini engelleyerek hayatlarını çekilmez hale getiren bu terörist unsurları bir an önce ortadan kalkmak için kamu düzeninin yeniden tesisi için faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Adalet Bakanı Kenan İpek, gazeteci Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyla ilgili titizlikle çalışıldığını söyledi. Terörle, şiddetle, saldırıyla bir yere varılamayacağını birilerin net olarak anlaması gerekiyor dedi. Terörle, şiddetle, saldırı ile bir yere varılamayacağını artık birilerinin net olarak anlaması gerekiyor. Sayın gazetecimize yapılan saldırıyla ilgili olarak ben dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızdan da bilgi aldım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu konuda çok titiz bir çalışma yaptığını müşahede ettim. Yapılan saldırı ile ilgili bir örgüt bağlantısı olup olmadığı konusunda da titizlikle çalışıyorlar. Kimden gelirse gelsin, kime yönelmiş olursa olsun, her türlü şiddete ve terörizme karşı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Özellikle basın organlarına ve mensuplarına yönelen şiddeti ve saldırıları da kabul edilir görmüyorum. Karşılıklı olarak haklarımızı ihlal etmeden ve hakarete varmadan görüşlerimizi ifade etmenin bizim için önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. İstanbul Poyrazköy'de ele geçen mühimmatla ilgili davada kritik gün bugün. Savcı mütalasında 83 sanık için beraat istemişti. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıldır devam eden davada sona gelindi. 18 Eylül tarihinde verilen savcılık mütalasında 83 sanık için beraat talep edilmişti. Mütalada bir sanık hakkındaysa ölüm nedeniyle davanın düşmesi talep ediliyor. Savcı mütalasında ayrıca Adli Tıp Kurumu raporlarına göre sahte delil üreten kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması istendi. Kafes eylem planı, amirallere suikast, Gölcük'te ele geçirilen belgelerle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyalar da birleştirilmişti. Gözler bugün yapılacak olan duruşmaya çevrildi. Duruşmada 6 yıldır devam eden davayla ilgili karar bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Expo 2016 alanındaki çalışmaları inceledi. Çavuşoğlu, Expo 2016 ve G20 Liderler Zirvesi'nin Antalya'ya büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Expo 2016 alanında incelemelerde bulundu. Çocuk ve çiçek temalı Expo 2016 alanını gezen Mevlüt Çavuşoğlu, Expo tepesine sığla ağacı dikti. 23 Nisan'da açılacak Expo 2016 Antalya'ya 36 ülkenin katılması bekleniyor. Bu tür ekspolara aşağı yukarı 25'e 30 civarında katılım oluyor. En fazla yanlış hatırlamıyorsam bugüne kadar 32 ülke katılmış böyle bir Horticultural Botanic Expo'suna. İnşallah biz bu sayıyı yakalamak istiyoruz. Olumlu görüş belirten ülkelerin hepsi eğer katılırsa belki de rekoru da kırmış olacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıklarında devam ettiğini söyledi. G20 hazırlıklarını da inceliyoruz. Önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız da Antalya'mıza gelecek G20 zirvesinden önce. G20 zirvesi de şimdiden Antalya'mızı tüm dünyada tanıtmaya başladı. Expo'nun da G20'nin de Antalya'ya çok önemli katkısını şimdiden görmeye başladık. Yemek pişirmeyi kolaylaştıran yeni nesil mutfak eşyaları, evleri güzelleştiren göz alıcı aksesuarlar. Dünyanın en seçkin marka ve ürünleri İstanbul'daki Uluslararası Züccaciye Hediyelik Eşya Fuarı'nda buluştu. 19 ülkenin katıldığı fuara ilgi yoğun. Akıllı tencereler, zarafetiyle sofraları taçlandıran taşlı çatal bıçak takımları, çay kazalarına son veren çay tabakları, yemek pişirmeyi daha kolay ve eğlenceli hale getiren tüm araç gereçler bu fuarda. Ocakta porselen olmaz diyebiliyoruz ama yeni bir teknoloji var burada. Bunların hepsi porselen tencere. İçinde de böyle pişmiş güzel lezzetli yemek var. Sebzeli bulgur pilavı, nohut, bir de bayram üstü mantarlı kavurma var. Lezzeti de oldukça yerinde, hanımların yeni vazgeçilmezi. Firmaların her biri daha sağlıklı ve pratik çözümler sunmak için yarışıyor. Şimdi çay büyük bir keyif. Tam içecekken bazen tabak yapışı veriyor bardağa. Çay kazaları olabiliyor. Artık yeni bir teknoloji var. Bardakların altındaki yeni bir yükselti sayesinde bardak tabağa yapışmıyor. Sizler de çayınızı güvenle içebiliyorsunuz. Fuarın Türkiye pazarına getirdiği para 3,5 milyar dolar. Yıllık olarak züccaciye, elektrikli ev aletleri, dekoratif ürün anlamına baktığımız zaman bu sektörün yaklaşık yıllık 3,5 milyar dolarlık bir ticari hacmine tekabül ettiğini görüyoruz. Zaten bunun başlangıcının da bağlantılarının ağırlıklı bu fuarda olduğu bir gerçek. Çünkü hakikaten fuarımızda çok büyük talep var. Hem ziyaretçi anlamında hem de katılımcı anlamında. TÜYAP Kongre Merkezi'ndeki fuar 4 Ekim pazar gününe kadar ziyaretçilere açık.
Türkiye'de her 5 kişiden biri obez, yani aşırı kilolu. Ve ne yazık ki bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Kendimize dikkat etmiyoruz. Ondan sonra obez hastalığına yakalanıp doğru hastaneye, hastaneden doğru Taktaleköy'e. Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılına ilişkin sağlık araştırması raporunu yayınladı. Türkiye her konuda dünyayla yarışsın istiyoruz, fakat Türkiye bu kez obezitede yarışıyor. Öyle ki artık her 5 kişiden biri obez ve bu sayı her geçen gün artıyor. Özellikle hanımlar dikkat, kadınlarda obezite oranı daha yüksek. Çok korkutucu bir rakam aslında. 2 sene önceki rakam %17'lerde, yani sadece 2 yılda bile %2'lik bir artış obezitenin hızla yaygınlaştığını biz göstermekte. Obezite, yani aşırı şişmanlık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artıyor. Aslında kadınların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Hani bizler yemek yaptığımız için. Peki obezite neden bu kadar hızlı artıyor? Hayat tarzımızın giderek değişmesi, daha az aktiviteler yaparak hayatımızı sürdürmemiz. Hiçbir şey doğal değil onun için yani. Genelde düzensiz beslenme diye düşünüyorum. Obeziteyle mücadele artık hükümetlerin de sağlık programlarında yer alıyor. Zayıflayamıyorum, bilmiyorum. Çok iyi yok beslenme, ondan mı? Mücadelenin en önemli ayağını beslenme oluşturuyor. Azar azar ve sık sık beslenme, kalorili özellikle beyaz unla yapılmış gıdalardan kaçınma, bol su içme. Egzersiz ise zayıflamanın olmazsa olmazı. Sürekli yapılan spor kilo verdiriyor. Metabolizmamızın yavaşladığı akşam saati, mesela akşam yemeğinden bir saat sonra yapılan egzersizin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben 65 yaşındayım. Bak bana bak, çıta gibiyim. Az yiyorum, gayet az yiyorum. Bilinçli yiyorum. Canım istiyor ama yok diyorum, olmaz. Bundan fazlası olmaz Hasan. İşitme engelliler bültenimizi noktalıyoruz. Hoşça kalın.